Değil mi? Peki bizden. Sizin denizle ilgili böyle işte kısmet balığı denizin bereketini evet. simgeleyen ve işte ne kadar balık büyük olursa evlilik o kadar kısmetli olacak, güzel olacak. Bunu müjdeleyen bir şey, gelenek yaşatılan. Evet. Başka sizin böyle denizle ilgili burada siz Arnavutsunuz gerçi pek size uymuyor da ama etrafınızda tabii uyulduğu için dikkat etmişsinizdir. Hatta daha çok belki dikkatinizi çekmiştir. Çünkü hani o uygulamayanlar daha böyle dikkatli oluyor nispeten. Böyle hatırladığınız bir gelenek yerenek var mı? Ne bileyim mani atılırmış mesela denize. O hıdrolojisi de atılır. He, bakın ben hatırlatayım size. Bir hatırınızda var mesela. İki tane de taş alınır. Evde taş gibi oturasın sağlıklı diye. İki tane yapıyor. Ev kaç kişinde. Hıdrolojisi de ben de atarım. Burada ama bir sene yapamadım. Ev yapılır hıdrolojisi. Eviniz yoksa ev isterseniz. Küçük ev yapıyor. Evi neden yaparsınız? Ne bulursa taşta, kirpikte, ne bulursa ben burada hala yaparım. Okuyacak çocuğunuz varsa ona işte büro yaparım işi için. Bu konuşa konuşa yaparsınız evi. O adet vardır. Şimdi belki ateş yakma falan ben görmüyorum Ayvalık'ta yok. Sabahleyin yalnız eskiden Hıdrellez günü Çamlı'ya dolarlardı herkes. Evet, Çamlı'ya çok gidilmez. Araba sabahleyin herkes sepetlerini hazırlar, orada piknik yapar. Ondan sonra çok sarhoş olanları et kamyonlarına koyup... Aynen öyle, onları da biliyoruz. Belediyenin öyle bir hizmeti varmış. Peki bir şeyler söyler miydiniz mani gibi böyle ağzınızda böyle şey yaptığınız o günler az böyle şiirler yok, falan var yok, mıydı? Yok, öyle bir şey. Olmuyordu. Peki gelenek derken hemen şu tarafımız eksik bizim. Şimdi konuşurken Ayvalık'ı anlatıyoruz, onu bunu anlatıyoruz ama mesela ne bileyim bir masal anlatmıyoruz. Yani küçüklerimize anlattığımız var ama pek büyüklerimize anlatmıyoruz, duyurmuyoruz. Ne bileyim ya da başka bir hikaye. Yani çocuklar mesela torunlarınızı ya da sizi, büyükleriniz nasıl oyalarlardı, neler söylerlerdi, ninni olarak ne söylerlerdi, işte masal olarak ne anlatırlardı size, böyle hafızanızda yer etmiş. Öyle bir masalcık, masal. Bir şeycik var mıdır böyle? Vallahi, hani bize gelecek. Hatırlamıyorum. Benim hatırladığınız böyle bir şey var mı? Torunlarıma söylediklerim var. Mesela? Bir de hala bu en küçük torunum yani Selim'in torununa da söylüyorum. Öyle bakıyorum. Evet, daha dün annemizin, onu biliyor musun? Yolların, annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Bir de erken yatarım, erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çalkarım, kızarmış ekmek, biraz da peynir, aman efendim. Herhalde bunlar bana annemden kaldı. Muhakkak. Aman efendim ne güzel yenir böyle. Böyle. Bir de Arnavutça tekerleme vardır, bakıyor çocuklar böyle torunlarım dedi. Dinleyelim sizden. Diren diren kokuşen, ake buku pırbayrak, kişnana di soğuklu. Komi hangir lopu, lopa boni mu, hikse tuzu, lido pırlitari, çefe pırambari. Yani çok güzel. Yani bir inek varmış da diren diren kopuşan. Bayram için ekmeğim var mı da? Ake bu kıpır bayram. Kişinin birkaç parça vardı. Komi hangir lopu, inek yedi o. İnek mu dedi. Lopa boni mu, hik, kaç se tuza, yoksa seni inek yakalar. Evet. Lido pırla, iple bağla, çefe prambarı, ambarda sakla. Diye böyle bir güzel. Evet, ama bunlar bunları olsun. Annem söylerdi. Atış